1609 yılında İstanbul'da doğan Katip Çelebi'nin asıl adı Mustafa bin Abdullah'tır. Katip Çelebi lakabı ise orduda katip olarak görev yapması sonucu ortaya çıkmıştır. Katip Çelebi 17. yüzyıl Osmanlı bilim ve felsefe dünyasında kaleme aldığı eserlerle ünü imparatorluk sınırları dışına çıkan en önemli figürlerdendir. Bilinen 23 eserinden bahsedebileceğimiz Çelebi, özellikle tarih, coğrafya ve bibliografya alanlarıyla ilgilenmiştir. Coğrafya ile ilgili dünya çapında bilinen eseri Cihannüma aslında iki kez yazılmıştır. Eserin ilk yazımına 1648 yılında başlayan Çelebi, o yıllarda eline geçen batılı coğrafya eserlerini tercüme ettirmek suretiyle ulaştığı yeni bilgiler ışığında Cihannüma'yı 1654 yılında tekrar kaleme almaya başlamış ve bu süreç vefatına kadar devam etmiştir. Türk coğrafya tarihi için klasik devirden modern devire geçişin simgesi sayılan kitap, daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından basılmıştır. Bibliografya konusunda en kıymetli çalışması ise Keşf-ü Zünun an Esamül Kütübi ve Velfunundur. Arapça bir bibliografya sözlüğü olan yapıtta binlerce kitap ve risalenin adı ve yazarı verilir. Bilim tasnifine göre ve alfabetik olarak düzenlenmiş olan yapıt 20 yılda tamamlanmıştır. Döneminin çok ötesinde bir entelektüel olan Katip Çelebi, Arapça, Farsça ve Latince bilmesinin avantajıyla eserlerinde Batı ve Doğu'nun birikimlerini aynı potada eritebilmiştir. UNESCO'nun 2009 yılını doğumunun 400. yılı sebebiyle kendisine ithaf ettiği ve PTT'nin de yine 2009'da doğumunun 400. yılı anısına tedavüle özel bir pul çıkardığı Katip Çelebi, en verimli çağında sadece 48 yaşındayken 1657 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.